Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sonsuz seriden bahsedeceğiz arkadaşlar. Arena'da sonsuz seri nasıl yapılır? İşte hangi hero'larla girmek lazım? İşte bu hero'ların kombinasyonu vesaire arkadaşlar. Bununla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sonsuz Arena serisinin arkadaşlar ilk bölümü olsun. Bu da genelde 4-5 yıldız ve 5-6 yıldızlarla girilen bölümler için geçerli arkadaşlar şu anda yaptığım iş. Peki ne olabilir? Bu işte arenaya yeni gelen hero'lar için genellikle arkadaşlar geçerli olan. Hani basic arena takvimi değil arkadaşlar. Bu yani arena seri kasma olayı kesinlikle değil. Daha çok 4-5 yıldız veya 4-5-6 yıldızla girdiğimiz veya da arkadaşlar T4 arenası için girdiğimiz arenada sonsuz seri nasıl kasılır? Bir nevi yardımcı tablosu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani şurada görüldüğü gibi benim PvP rekorum yani hiç bozmadan arena seri kasma rekorum 1307. Bunu da en son gelen Joe arenasında kasmıştık arkadaşlar. 1307 seri kasmıştık. Yani buradaki tablonun tamamı arkadaşlar benim tecrübelerimden kaynaklanıyor. Tabi başka arena kasma serileri de olabilir. Diyelim ve arkadaşlar hemen bir geçelim. İlk olarak 1. ve 5. seriler arası. Yani aslında 0 ve 5 de diyebilirdik. Bu kolay grup oluyor arkadaşlar. Nasıl kolay grup? Yani buraya giriyorsunuz. Rakip zaten hareket bile etmiyor doğru düzgün. Güç barları dolsa bile kolay kolay skill atmıyor arkadaşlar. Bunda nasıl girersiniz? Elinizdeki en düşük karakterlerle girin arkadaşlar. İlk 5 seriye elinizdeki en düşük karakterlerle girin. Hatta şöyle bir şey. Eğer düşük karakterler varsa bunların arasında en kötü olanları seçin. İşte 1 onlarla 1 20'ler arasında. İlk 5 seriyi çok rahat bir şekilde geçersiniz arkadaşlar. Yani gayet çerez. 6. ve 10. seri arasında orta grup oluyor. Ne demek bu arkadaşlar? Karakterler bir tık daha güçlenmeye başlıyor. Ve tabii güçlendiği için sağlıkları biraz daha yükseliyor arkadaşlar. Sağlıkları yükseldiği için ve burada yine kolay kolay skill atmıyorlar. Özellikle özel saldırı 3 dolana kadar arkadaşlar skill atmıyorlar. Ama yine bu kısmı da yine 1 onlarla ve 1 20'lerle yani en düşük karakterlerinizle girebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey yapın. Bu ikinci gruba biraz daha etkili hero'ları bırakın düşüklerden bile olsa. Mesela güç barı çalan, işte güç barı kilitleyen vesaire veya özel saldırı attığı zaman yüksek hasar veren mesela kim var düşünüyorum. Hani kolay kolay yükseltilmeyip de yine yüksek vuran kim var? Simbiyot örümceğin özel saldırı ikisi var mesela arkadaşlar. Veyahut da Thor var. İşte Ronan var. Vesaire arkadaşlar bu tarz hani vurduğu zaman güzel vuran. Ama yine de mesela örümcek adamlar var. Örümcek adamların özellikle özel saldırı ikileri çok güzel. Bu tarz hero'ları orta gruba bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi buralarda rakipler özel saldırı atmaya başlayacak. Ve birçok arkadaşın burada seri kaybettiğini görüyorum. Özel saldırı 3 yiyorsunuz çünkü. Yani bu durumda tavsiye edeceğim hem bu orta grup hem de zor grup için tavsiye edeceğim bir yöntem var arkadaşlar. Birazdan onu da söyleyeceğim. Ve asıl muhabbet 10 ile 17. seriler arası. Yani zor grup. Hem karşınıza işte atıyorum 5-65'lik karakterlerin geldiği kısım. Hem de yine rakiplerinizin kolay kolay özel saldırı atmadığı kısımlar arkadaşlar. Bu çok önemli bir kısım. Ve zaten asıl takılmalar da burada başlıyor. Peki burada ne yapmak lazım arkadaşlar? En güçlü karakterlerinizi 10. seriden itibaren yani 11'den itibaren arkadaşlar 11 ve 17. seriler arasında kullanmaya başlayın. Kimler? 5-65'ler, 4-55'ler ve 3.45'ler arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yani elinizden geldiğince 4 yıldız 5.50'leri kullanmamaya çalışın. Tabii şunu söylemek istiyorum. Yani bu algoritmayı yapabilmeniz için elinizde belli miktarda karakter olması lazım. Mesela atıyorum elinizde sadece 10 tane 5 yıldız var. Bunlar da işte 2.35 veya 3.45 ise yani çok zorlanırsınız. Çünkü karşınızdaki rakipler çok zor gelecek ve en önemli esprisi özel saldırı 3 atmayacaklar arkadaşlar. Özel saldırı 3 atmayacaklar. Özel saldırı 3 dolana kadar güç barı dolana kadar arkadaşlar size skill atmayacaklar. Sadece L3 atacaklar ve bu da büyük ihtimal sizi tekten nakat edecek. Çünkü rakipleriniz L3 atarken arkadaşlar normalden daha fazla vuruyor. Sizin attığınızdan çok daha fazlasını vurduğu için büyük ihtimalle tekleyecekler sizi. Bu yüzden güçlü sağlam karakterler 5.65'ler, 4.55'ler, 3.45'ler veyahut da arkadaşlar kolay kolay ölmeyen karakterler. Kimler var mesela bunların içerisinde? Luke Cage var, Iceman var. İşte Eric Killmonger aynı şekilde vesaire veyahut da yine rakibin güç barını oynayan Dorman mı olabilir, Şahin Göz olabilir, Vision'lar olabilir, işte Scarlet Witch olabilir vesaire arkadaşlar.
Bu tarz karakterleri kullanmanızı tavsiye ederim. Peki özel saldırı 3'ten başka herhangi bir skill atmayan rakiplere karşı ne yapabilirsiniz? Elinizde bu güçlü karakterler de yok arkadaşlar. Peki ne yapabilirsiniz? Şunu tavsiye ederim. Siper atıp 2 tane orta saldırı atabilirsiniz. Siper 2 orta ve tabii ki ustalıklarınız da çok önemli. Eğer kanamaz yeriniz açıksa öyle adamlar hani L3 olana karşı skill atmasalar bile siz özel saldırı 2 ile büyük ihtimalle rakiplerinizi çok rahat bir şekilde yenebilirsiniz. Bununla ilgili ustalık videosu kanalımızda mevcut arkadaşlar. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. En son attığım ustalık videosu. Dediğim gibi 11 ve 17. seviyeler arası arkadaşlar zor grup. Ve burada geldi 5.65, 4.55 ve 3.45'i kombine edebilirsiniz. Eğer elinize çok fazla karakter varsa mesela ben ne yapıyorum? İşte 6 tane 5.65 var bende. 2 tane 5.65'lerden gidiyorum. Sonra arkasında 12-13 tane 4.55 var. Benim için kolay oluyor seriyi bağlamak. Ama dediğim gibi sizin için yoksa mesela bir tane 5.65 yanına 2 tane 3.45 alabilirsiniz. Veyahut da yine 5.65, 4.55 ile 3.45 alabilirsiniz. Eğer 3.45'te sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar 4.55 veya 5.65'lerin yanına şuradaki 5.50'lerden alabilirsiniz arkadaşlar. 4 yıldız 5.50'lerden de alabilirsiniz. Ama dediğim gibi aldığınız karakterlere çok dikkat edin. Özellikle güç barını oynasınlar arkadaşlar. Dediğim gibi Vision, Dormammu, Magic bu tarz karakterlerle Şahin Göz gibi güç barını oynayan karakterleri seçin. Veyahut da işte Iceman, Eric Killmonger, Luke Cage gibi kolay kolay ölmeyen karakterleri seçin arkadaşlar ki size faydası olsun. Zaten bu 17. seriye kadar geldikten sonra arkadaşlar işler biraz daha kolaylaşmaya başlıyor. Nasıl başlıyor? 18 ile 24 seri arası ve 25 üzeri var. Bunlar karışık grup yani 18 ile 24 arasında kolaya düşebiliyor. Hani rakipler kolay gelse de yine özel saldırı 3 kolay kolay atmayabilirler arkadaşlar. Yani ben tecrübelerime göre söylüyorum. 24. seriden sonra bir kırılma noktası yaşıyorsunuz ve her şey kolaylaşıyor. 18, 24 ve 25 üzeri serilerde de şöyle bir şey tavsiye ederim. Bir büyük, iki küçük arkadaşlar. Bir büyük karakter, iki küçük karakter. Burada da göstermişim. Çarpan bir olarak göstermişim. Bir çarpan dediğim zaman büyüklerden ne olabilir? 5.65, 4.55, 3.45 ve sadece 5.50 arkadaşlar. Bunlar büyük karakterlere giriyor. Yanına da iki tane küçük. Mesela 5 yıldız 1.25. Mesela işte 5 yıldız 2.35 veyahut da 4 yıldız 3.30'ları alabilirsiniz arkadaşlar. 3.30'un altı kesinlikle almayın. 3.30 altında arkadaşlar kolaylık bozulur, doğrudan zora gelir. Belki çok nadir bir iki kere ben de rastladım kolay gelmeye devam ettim ama mutlaka düşüyor arkadaşlar. Dediğim gibi 18. seriden sonra bir büyük iki küçüğe mutlaka dönün. Bu şekilde da çok daha fazla da seriyi kasarsınız ki ben de o şekilde yapıyorum arkadaşlar. Büyükler bittikten sonra ne yapmak lazım? Orta gruplarda arkadaşlar orta çaplı karakterler de kendi arasında seriye devam edebiliyor. Mesela arkadaşlar 2.35'lerden bahsediyorum. 5 yıldız 2.35'lerden 3 tane 2.35 koyarsanız arkadaşlar bunlar kendi aralarında seriye devam edebiliyor ve sıkıntı yapmıyor. Kolaylığı bozmuyor. Veyahut da arkadaşlar 2 tane 2.35 bir tane 3.30 yaparsanız yani 5 yıldızların 2.35 rank 2'lerden 4 yıldızların da bir tane 3.30 koyarsanız yine seri bozulmaz. Tabii 3.30'un üstünü de koyabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar 4 yıldızlardan 2 tane 4.40 bir tane 3.30 da atsanız yine seri bozulmuyor arkadaşlar. Yani kolaylık bozulmuyor. Yani özellikle şu aşağıdaki kısım oyunun ilerleyen nasıl söyleyeyim arenanın ilerleyen serilerinde çok önemli. Bir büyük iki küçük mantığı arkadaşlar çok çok önemli. Zaten ben canlı yayınlarda bolca arena kasıyorum. Özellikle canlı yayınlara katılan arkadaşlarım bilirler. Hatta orada da sorular işte neden bir büyük iki küçük alıyorsun? İşte bu işin taktiği bu mudur? Stratejisi bu mudur? Evet arkadaşlar benim yaptığım strateji budur. Ve dediğim gibi yani gördüğünüz gibi şurada 1307 seri. Hiç bozmadan, hiç zorlanmadan kasıyorum. Tabii ki rakamın büyüklüğü biraz da benim vakit ayırmam. Ama vakit ayırmasam bile. Hatta şu anda da Eigen Arenası var arkadaşlar. Orada bile 100-150 serileri geçmiş durumdayım. Ve çok şükür seri bozulmuyor. Dediğim gibi özellikle 6 ve 17. seriler arasında arkadaşlar buralarda rakipler kolay kolay özel saldırı atmıyor. Sadece özel saldırı 3 biriktirip atıyor. Özellikle 10 ve 17. seriler en riskli bölüm arkadaşlar. O yüzden en büyük karakterlerinizi büyük olmasa bile arkadaşlar atıyorum. Mesela 4 yıldız tamamen atıyorum. 3.30 veya 4.40 karakterleriniz var. Elinizdeki kadro çok fazla geniş değilse de dediğim gibi güç barı yakan karakterleri bekletin arkadaşlar. Güç barı yakan karakterleri en sona bekleyin. İşte aklıma gelenleri söylüyorum. Siz kendi kadronuza bakın. Daha genişini mutlaka bulursunuz. Dormammu dediğim gibi Şahin Göz, Magic olur, Visionlar olur arkadaşlar.
İşte Scarlet Witch'in bir ihtimali var gibi gibi. Veyahut da kolay ölmeyen kim var? Luke Cage'in ölümsüzlüğü var. İşte Iceman'ın arkadaşlar buz zırhı var. Eric Killmonger'la özel saldırı iki attığınız zaman yok edilemezliği var. Emma Frost yine olabilir, kolay kolay ölmeyen bir karakter gibi gibi arkadaşlar. Bunları çoğaltabilirsiniz. Veyahut da işte Hyperion, Doctor Strange, Mordo gibi çok hızlı güç barı dolduran karakterlerle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da çok etkili. Yani benzer rakibe fazla vurmazsınız. Sadece özel saldırı hata yaparsınız. Veyahut da arkadaşlar vurduğu zaman böyle inleten yollar var. İşte mesela bir kopyalı eski Thor var. Zırh kırdığı zaman çok güzel vurur arkadaşlar. Onun dışında yine böyle çok yüksek kim var? İşte Joe var, Corvus Glaive var. İşte atıyorum vesaire arkadaşlar. Bu tarz çok yüksek Blade olabilir mesela. Şimdi aklıma geliyor. Yani bu tarz karakterler de arkadaşlar dediğim gibi orta ve zor gruba saklayın. Zaten buraya geçtikten sonra arkadaşlar yani 6 ile 17. seri arasını geçtikten sonra çok daha rahat iş yapabilirsiniz. Eksik bir şey kaldı mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir listeye bir daha bakıyorum. Dıp dıp dıp. Bu şimdi 2019 yılı için yaptığım benim uyguladığım arkadaşlar bir arena serisi. Dediğim gibi bu 6 ve 17'yi geçtikten sonra da bu aşağıdaki bir büyük iki küçük arkadaşlar olayını biraz aşina olursanız siz de çok rahat bir şekilde sonsuz seri kasabilirsiniz. Ve rakipleriniz seri kaybederken siz kaybetmeden çarpan 3 ile inşallah arkadaşlar istediğiniz siloları alabilirsiniz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Bunun bir de 3-4 yıldız aranası için de yapacağım. Ama tabi bu biraz da size bağlı. Eğer bu video sizlere faydalı olsa arkadaşlar beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenmeniz benim için çok önemli. Eğer gerekli beğeni gelirse ve hani atıyorum ya hani arkadaş bu iş olmuş. Bize 3-4 yıldız aranasını da bir taktiğini, bir seri stratejisini yapın derseniz onu da yaparız arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafın arkadaşlar net halini Instagram'da paylaşacağım. Instagram sayfamız, YouTube kanalımızla aynı MagiTV, Mucoc. Beni oradan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.